Evet, bugün karanlıkta eğitime ve eğitimdeki karanlığa hayır demek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz eğitim örgütü olarak. Eğitimin gün ışığında olması gerektiğini, günün aydınlanmasıyla başlaması ve kararmasıyla tamamlanması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016'dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saat uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir. Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesinin sonucunda gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyaçları, İnatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulamasıyla eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımız bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mamurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır. Yıllardır dikkat çektiğimiz okul ve derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle de büyük şehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam ettiği için bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci olduğu için adeta vardiyalı biçimde eğitim görmekteler. AKP'nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan giderken okula geç gelen grup ise ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir. Bugün akşam saat 9'da okuldan çıkmak zorunda kalan çocuklarımız var. Daha gün ağarmadan, uykusunu alamadan okula gitmek zorunda kalan çocuklarımız var. Ama yıllardır buna seyirci kalan bir AKP iktidarı var. Gün ışığına göre planlanmayan ders ve çalışma saatleri güvenlik açığı da yaratmakta. Eğitim iş olarak hükümete bir kez daha sesleniyoruz. Hiçbir bilimsel temeli olmayan, milli eğitimi ve milli ekonomiyi baltalayan, ülkede koca bir güvenlik açığı oluşturan kalıcı yaz saat uygulamasından derhal vazgeçin. Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmalı. Okul ve derslik ihtiyaçları bir an önce karşılanmalı. Çocuklarımız sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde evine dönmeye mahkum edilmemelidir. Çocuk güne gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalıdır. Yanlış ekonomi politikalarıyla, gerici hamlelerle, adaletsizliklerle, manevi olarak koyu bir karanlığın içine itilen ülkemizde bir de somut karanlığa çocuklarımızı mahkum etmeyin. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Çocuklarımızı karanlıkta eğitime mahkum edenler bakanın tarikat ve cemaatlerle protokoller yapıldığı itirafından da anlaşılacağı üzere eğitimi de karanlıkta bırakmışlardır. Bakan Tekin'in sayılarını olandan çok daha düşük söylemesine rağmen bu açık bir itiraf ve laik cumhuriyete açık bir meydan okumadır. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyet kurumlarında görev yapanların yetkinliğiyle, liyakatıyla güven vermesi gerekir. Cumhuriyet kurumları denetlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf olmalıdır. Bakan Tekin'e buradan bir kez daha soruyoruz.
2706 protokol neden sitenizde açıkça yayınlanmaz? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Ve bizim sayısının kat be kat fazla olduğunu bildiğimiz, sizin topu topu 10 kadar dediğiniz tarikat ve cemaatler kimlerdir? Kamuoyuna açıklayın, bir de sizden öğrensin. Bu tarikat ve cemaatlerle neden protokol yaptığınızı açıklamak zorundasınız. Karanlıkta eğitime de, eğitimde karanlığa da seyirci kalmayacağız. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacak mücadelemizi büyüteceğiz. Tarikatlar Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle ve protokoller aracılığıyla eğitimde adeta cirit atmakta. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in pişkince tarikatlarla protokolleri sürdürecekleri açıklaması eğitimdeki gerici kuşatmanın dozunun daha da artırılacağının emaresini vermektedir. Bu durumda baş öğretmenin eğitim neferleri olarak bizlere düşen de eğitimi içine gömüldüğü bu karanlıktan kurtarmaktır ve kurtaracağız. Eğitimci olarak okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz sloganıyla eylemlik sürecimizi başlatıyoruz. Eğitimdeki fiili işgale karşı velilerimizi okullarına dilekçe vermeye, herhangi bir protokol veya izin adı altında veli izni alınmadan bir faaliyete katılmasını kabul etmediklerini, eğer fiili olarak böyle bir durum yaratılırsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmelerini öneriyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizi yaşadıkları olumsuzlukları sendikamız Eğitim İş'le paylaşmalarını tavsiye ediyoruz. Hem örgütsel gücümüzle hem de hukuki mücadelemizle eğitimdeki karanlığa karşı direneceğiz. Mücadelemizi büyüteceğiz. Tüm yurttaşlara, eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Tüm siyasi partilere, sendikalara, meslek odalarına, derneklere ve velilerimize, bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Gelin hep birlikte büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine, emanetlerine ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan edelim. Eğitimci olarak tüm illerde büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir sözlerini içeren pankartları sendika binalarımıza asacağız. Okulların, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının iş yerleri olduğunu, okullar öğretmenlerin iş yerleridir diye bir kez daha haykırmaya, mesleki değersizleştirmeye izin vermeyeceğimizi bir kez daha alanlardan ilan edeceğiz. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye'de okullara, derslere yakamızda kokartlarla gireceğiz. Tarikat ve cemaatleri okullarımıza istemediğimizi bir kez daha ilan edeceğiz. Tüm il örgütlerimiz aracılığıyla her ilin milletvekillerine anayasayı ve yeminlerini hatırlatıcı faks ve mailler çekeceğiz. Ve süreci bundan sonra da yakından takip edip Milli Eğitim Bakanı görevden ayrılmasını talep ederek eylemliliğimizi büyüteceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Tüm demokratik kitle örgütlerini ve yurttaşlarımızı birlikte mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Biz varız. Biz bu mücadeleyi büyütmeye hazırız. İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet. İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet. Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Karanlıkta eğitime hayır dediğimiz gibi eğitimde karanlığa da hayır diyoruz. İster Milli Eğitim Bakanı olun, ister Cumhurbaşkanı olun. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası ve yasaları çok nettir. Layık bir ülkede yaşıyoruz. Öyle okullara gönderdiğiniz çocuklara her istediğinizi yapamazsınız. Okullardaki öğrenciler sizin tarikat ve cemaatlerinize mürit toplama yeri değildir. Bunlara izin vermeyeceğiz. Tarikatların ve cemaatlerin okullarınıza girmesine izin vermeyeceğiz. Bakana bir kez daha buradan çağrı yapıyorum. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet erdemdir. Cumhuriyetin kurumlarında oturanlar liyakatı ve yetkinliğiyle halka güven vermelidir.
Anlaşılan o ki siz Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmaya yetkin değilsiniz. Cumhuriyet devrimlerine, anayasasına açıkça meydan okuduğunuzu görüyoruz. Israrla alanlarda her seferinde söylediğimiz tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor derken yine sizin siyasi iktidarınızın temsilcileri buna kargalar bile güler demişti. Tarikatlar devlete sızdı derken buna kargalar bile güler demişlerdi. Şimdi görüyoruz ki sızmak nerede? Tarikatlar ve cemaatler devletin birçok kurumunun içerisinde yerleşmiş durumda. Hatta bakanlar onların sözcüsü haline gelmiş durumda. Bir kez daha altını çiziyoruz. Okullar sizin tarikatlara potansiyel mürit toplama yerleriniz değil. Çocuklarımızı sizin tarikat ve cemaatlerinize emanet etmeyeceğiz. Bakan Tekin hakkında eğitimci olarak suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da süreci yakından takip edeceğiz. Ama şunun bilinmesi lazım. Bugün Bakan Tekin'i o koltuğa atayanlar bellidir. Bugün Bakan Tekin'in o koltuktan gitmesine ya da kalmasına karar verecek kişinin de Cumhurbaşkanı olduğunu herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Cumhuriyet'e, anayasasına, yemin ettiği anayasaya sahip çıkmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine de sesleniyorum. Orada hepiniz anayasaya, Atatürk devrimlerine, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık yemin ettiniz. Bu mudur sizin yemininiz? Bir itiraf var ama aynı zamanda bir meydan okuma var. Biz Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin çocuklarını tarikat ve cemaatler korumaz. 15 Temmuz'dan da mı ders almadınız? Binlerce vakıfı ve derneği terör örgütü olduğu için kapatmadınız mı? Şimdi o tarikat gitti, başka tarikatlar mı geleceğiz? Biz buna geçit vermeyeceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağız. Karanlığa geçit yok. Karanlığa geçit yok. Karanlığa geçit yok. Karanlığa geçit yok. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa Kemal'i öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'i öğretmeniyiz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz. Karanlıkta eğitim istemiyoruz.